Bana biraz da bilgi aktarırlarsa, şu an Lübnan bombalanıyor. Evet. Ee, onu bir ekranlara getirebiliyor muyuz, bilmiyorum ama ee, hatta görüntüler paylaşılıyor. Lübnan'ın bombalanmasına ilişkin olarak ee, net güney bir mi? şekilde Beyazı güney, olma. güney, güneydeki Orayı bombalama. Ee, evet. Ee, şimdi yüzbul biliyorsunuz Hizbullah bir saat önce İsrail üstünü vurmuştu. Arkasından evet. ee, şu an canlı mı görüntüler arkadaşlar? Ben buradan göremiyorum çünkü. Ee, ...ya da yayınlanan görüntüler... Şeyde mi? açıklama yaptı. İsrail'de tamam. açıklama yaptı. Tamam. Çok sayıda yeri evet. vurduk ee, diye. Ve e, daha sonrasında da... E, ...şu an sıcak görüntüler... ...ilk görüntüler... ...İsrail'in... E, ...evet İsrail'in... ...Lübnan'ın güneyine... E, ...vurduğuna ilişkin... ...görüntüleri izliyorsunuz sevgili izleyiciler. Güneydeki bombalama anları... E, ...dolayısıyla aslında işin yayıldığını, devam ettiğini e, ve tırmandığını da gösteriyor. Çok gösteriyor. Ee, bunun altını çizmek lazım. Bir ilk değerlendirmeleri sizden alayım. Bu görüntüler ilişkin. E, şu an itibariyle e, bombalama anları da ekranda. Lübnan'ın güneyi İsrail tarafından vuruldu. Ne diyorsunuz? Somut Hocam? bir kararı var İsrail'in. 2006 Hı. tarihinde 1711 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uygulanıncaya kadar Lübnan'ı vuracağım. Nedir o? Hizbullah mensuplarının tamamı Litanya'nın kuzeyine taşınacak. Lübnan'ın güney bölgesi tamamen silahtan arındırılacak. Ve Hizbullah'ın güneydeki yapılanmasıyla beka arasındaki vadide kesinti yapılacak. Bu tarihe kadar vurmaya devam edeceğini ben buradan çok rahat okuyabiliyorum. Ve İsrail'de Netanyahu üstündeki bir yükü atacak. Rehinelerle ilgili yükü atamadı ama kuzeyden geri gelmek zorunda kalan İsrail'leri tekrar kuzeydeki evlerine Döndürmek durumundaki ki Tel Aviv'deki kalabalık azalsın. Maalesef Beyrut'a kadar gidebilir. 1711 sayılı karar uygulanmadı müddetçe. Bunun bir sonrası adımı Hizbullah tamamen silah bırakacak. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Ve peki ne olacak? Beyrut'u işgal edecek sürece kadar gidebilir bu saatten sonra. Yani Vallahi. bundan sonra savaş var diyorsun. Bitti. Ve Lübnan asla bu savaşı istemeyecek. Benim beklentim bir adım sonrasında Lübnan'daki makul ve diğer kesimle Hizbullah arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir. Sizin buradaki varlığınızdan dolayı Beyrut her gün bombalanıyor. Sizin buradaki varlığınızdan kaynaklı olarak biz artık geceleri uyuyamıyoruz diyebilirler ama bir gerçeklik var. Lübnan ordusu bilinçli olarak büyütülmüyor. Asla Hizbullah'ın sahip olduğu kabiliyete sahip hale getirilmiyor ki Lübnan hep bir tehdit olsun. İsrail de her gün istediği gibi orayı vurabilsin. Yalnız Şimdi, burada bir hassas nokta var. bir dakika bir araya da var. gireyim, bir araya gireyim. Son dakika gelişmeleri olduğu için. Güney Lübnan'da yeni bir saldırı dalgısı başlattı İsrail. MDA istasyonunun kuzeydeki roket saldırısında vurulduğu bildirildi. İsrail ordusu Lübnan güneyine geniş çaplı hava harekatı düzenliyor. 60'tan fazla nokta hedef alındı. Lübnan medyası İsrail ordusunun Lübnan güneyindeki Mahmudiye bölgesinde yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını bildirdi. Raporda 50'den fazla noktanın vurulduğu belirtiliyor. Bu haberler kuzeye yönelik yoğun roket saldırılarının ardından geldi. Sevgili izciler, çeşitli kaynaklardan, dünya basınından Son dakika ajanslarından geçen bilgileri sevgili editörlerimiz attığı için şu an hepsini tek tek size okuyorum. Lübnan'ın güvenlik yetkilileri saldırıların 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu söyledi. Dolayısıyla şu an itibariyle ciddi yani 50-60'dan fazla nokta. Yani kiminde 60, kiminde 50 e, hedefin vurulduğu ifade ediliyor. E, 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla iş baya bu gece Kesinlikle. başka bir noktaya gidiyor gibi görünüyor. Bu ilk adım Gazze'deki Hı. operasyonel kabiliyeti sahip olan İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir kısmının da buraya kaydırıldığını... Hı. ...hava harekatından sonra olası bir kara operasyonu için zemin yoklandığını... Ve Zafer Bey'in belirttiği gibi üst düzey kritik olabilecek Hizbullah yapılanmasının bu olayla sekteye uğratılmasından sonra emir komuta zincirinde de bir zorunlu sorun olabileceğini görüp kuzeye doğru ilerlemesi an meselesi. Kanal 14 İbranice evet. yayın yapan o da birkaç saat içinde Lübnan askeri operasyona başlayacak diye bir haber geçmiş. Ee, o da... Şu an zaten askeri operasyon başladı evet. Hayır, demek ki ama bu... Daha farklı bir noktaya da geçebilir mi? Hayır yani Birl roket saldırısı Lübnan, Lübnan bu, dışında yok. bir şey mi olacak? Lübnan'da bir İsrail? Hayır İsrail. İsrail Lübnan'a. Evet evet. yani, yani Kara harekatının eli kulağında. Ha, Lübnan'da askeri bek operasyon. Bunu bekliyorsunuz yani siz. Abi. Siz bekliyorsunuz böyle olur, hemen. Havadan olmaz. Yani fakat kara harekatı konumunda ciddi tecrübeleri var biliyorsunuz. başarısız oldular. 2006'da yenildiler. 2006'da evet. Ama 20 yıl Evet yenildiler. 20 yıldır Hizbullah hala tünellerde. Belli ki İsrail sadece tünellerde kalmamış. Yeni bazı teknolojiler elde etmiş maalesef. Peki. E, Zafer Şahin gelinen noktada bu akşamki bombardımanla birlikte e, bir kara harekatının elinin kulağında olduğunu düşünüyor musun? Beyrut'a kadar gider, İstanbul'da, gidebilir. İstanbul'da. Levent Hoca'nın ifadelerine katılıyorum. Tabii Levent Hoca'nın alanı Levent Hoca böyle bir yorumda bulunuyorsa gidecektir İstanbul'da. muhtemelen. Bu arada Lübnan'da ee, yeni cihaz patlamaları olduğu yönünde bilgiler var. Lübnan'da. Evet, Hı -hı. yeni cihaz patlamaları var. Ee, dün bir gelişme yaşanmıştı, o enteresan. Suriye ordusu da ikinci bir emre kadar sadece kurye ve telsizle haberleşme kararı almış. Yani bölgenin genelinde e, İsrail'in bu yeni nesil saldırılarına karşı bir e, reaksiyon var, bir tedbir alma çabası var şunuzdan uzaklaştırmak var. istedim şu an. <laughs> ee, ya şöyle e, maalesef e, şimdi bir izleyici de e, haklı olarak bir uyarıda bulunuyor ama tabii ki e, ya işte bu olaylar aksettirilirken İsrail'in lehinde bir dil kullanıldığına Hayırdır. dair. Terörist Şöyle, olur. e tabii yani onu hep vurguluyoruz yani. İsrail'in dünyanın Biz en büyük... Biz mi bu olaylar e, aktarırken... Hayır e, hayır yani, yani bu siz olarak değil arkadaşlar. Yani şimdi genel olarak işte İsrail Lübnan'ı vurdu. Yani i̇şte, İsrail çok güçlü. İsrail güçlü. Mahvediyor, yani tabii ezip geçiyor ister istemez Bunlar yani. konuşulduğunda evet böyle bir anlam çıkıyor ama e, tabii ki kimsenin öyle bir niyeti yok. Kimse Aslında. öyle bir alt metinde böyle bir mesaj vermeye çalışmıyor. Fakat e, acı olan şey şu, iş bu noktaya gelene kadar neden... İslam dünyası herhangi bir adım atma ihtiyacı duymadı. Türkiye başından Her beri gibi. başından beri bu işin bölgesel bir savaşa sıçrama ihtimalinin yüksekliğinden bahsediyordu. Maalesef bu konuda Türkiye'ye gereken destek ne dünyanın geri kalanından ne de İslam dünyasından verilmedi. e Şimdi Gazze'de 11 7 7 Ekim'e ne kadar kaldı şurada neredeyse bir yıl dolacak. Yani 11 buçuk ay geride kaldı. E, Gazze'de evet büyük bir direniş gerçekleştirdi Hamas. İsrail tam olarak orada kontrolü elde edemedi ama... E, ...bugün kuvvetleri de kuzeye çekme kararı alması, yönünü Lübnan'a çeviriyor olması... ...oradaki işini büyük ölçüde bitirdiği düşüncesinde olduğunu gösteriyor. Ne zaman uyanacaklar? Ne zaman yaklaşan tehlikenin farkına varacaklar? Belki İsmet abi bize bu konuda şunu da söyleyebilir. Yani burada... Bizim bilmediğimiz bir şeyler söz konusu değilse bence bu iş e, Rusya'yı da olumsuz etkileyebilecek bir yöne doğru gidiyor. Yani bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu kadar alan kazanması, bu kadar hakimiyetini arttırması bence hem bölge dengelerini evet. hem dünya dengesini etkileyecek derecede önemli. Medvedev'in bir açıklaması var. İş sanki oraya gidiyor gibi korkarım ki öyle. Hani ne diyor Orta Doğu'nun diyor tamamen sorunlardan arınması belki de çok büyük bir savaşla mümkün olacak diyor. Bugün bunları konuşuyor olmamız birilerine belki felaket senaryosu komple teorisi olarak görünebilir ama hani Yaşıyor. bu gidişat o gidişat iki hafta önceydi galiba Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'teki uçak gemilerini dahi çekip bu bölgeye getirdiğini Hı. konuşuyorduk. Hala, şu an gitti mi bilmiyorum ama sadece bunu Gazze'deki çocukları Korkutmak ya da onlardan korktukları için getirmiyorlar, ee, evet. getirmedikleri ortada. Ee, bundan sonrasında artık e, bence herkesin şu şapkayı önüne koyup bir düşünmesi lazım. Gazze'nin yaşadıklarını ben yaşar mıyım? Lübnan işgal edilirse bundan sonraki durak durur mu? Neresi olur? Bakın İsrail Nerede durur mu? Bir de şu var İsmet abi. Aman bana bir şey olmasın dedikçe o hani 2. Dünya Savaşı'ndaki meşhur hikaye evet, vardır evet. ya Almanya'daki. Diyor ki geldiler diyor komünist komşumu aldılar. Sesimi çıkarmadım. Komünist değildim. Yahudi komşumu aldılar. Sesimi çıkarmadım. Yahudi değildim. Bir gün geldiler beni aldılar. Baktım hiç kimse yoktu bana destek olacak. Evet. Hani bu gidişat maalesef o gidişat.